Merhabalar efendim. Yine bir, bir nebze ile sizlerle birlikteyiz. Çok şükür kavuşturana haftanın son bir nebzesinde. Ee, ve güzel bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Tam da zamana hitap eden bir içerikle şu an ekranların, ekranlarınıza geldik bizlerle. Sizler ekran başına hoş geldiniz derken lütfen pür dikkat dinleyin istiyoruz bugün. Çünkü çok kıymetli meslektaşım psikolog Cihat Kaya Beyefendi ile birlikte hızla değişen dünyada ruh sağlığımız nasıl etkilendi? Ve ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Böyle bir başlığı duyunca aklınıza ne geliyor? Acaba ne konuşacağımızı düşünüyorsunuz? Böyle başlıkları açacağız yavaş yavaş. Daha iyi anlayacaksınız eminim. Ee, evet en çok yaygın olan psikolojik rahatsızlıkları konuşurken... ...neler etkiliyor bunu hızla değişen dünyada, modernitede? Bunu konuşacağız. Örneğin haber bültenleri. Son 15 gündür beni bile bunalıma sokan bir haber sunumu var. Haber içerikleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Onun dışında teknolojik gelişmeler elbette. Sosyal medya var... Ve tabii ki dünyada insanların algısını etkileyen neler var? Bu algı aslında bizim zihnimizi ve bizim algımızı tabii ki de ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor konuşacağız. Çok kıymetli konuma dönmeden evvel sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size göre ruh sağlığımızı değişen dünyada neler etkiliyor? Bunları bir nebze hesabı, Instagram hesabı şu an ekranlara gelen hesaptan bizlere yazabilirsiniz diyorum. Ve bu kadar konuşmalardan çok kıymetli konuma dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Tuba Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Konu çok güzel olunca evet. bugün de faydalı olacağız. Bir nebzecik de olsa. Bir nebze de olsa katkı evet. sağlamaya çalışacağız. Ee, hakikaten çok faydalı, çok çetrefilli ve her birimizi böyle avucuna almış kıyısından köşesinden etkileyen bir konu bu. Değişen dünya, değişen imkanlar, değişen söylemler, değişen kıyafetler ve bunların içerisinde adapte olmaya çalışan bir insan tabiri caizse bir uzay boşluğundaymış gibi oradan oraya savrulup kendi öyküsünü bir şekilde böyle zeminde tutmaya çalışan e, iddialı olmayacak belki akli dengesini kaybetmemeye çalışan bir insan açıkçası. Çünkü bu kadar uyaranın, e, bu kadar moda figürlerinin değişmesinin, mutluluk dediğimiz kavramın bu kadar böyle sanki bir fantastik bir hedefmiş gibi aslında yanlış bir fantezi ürünü olarak sunulması ve insanların bunun peşinden koşarken ortaya çıkan kocaman mutsuzlukların eşliğinde bir şekilde kendimizi, kalbimizi, ruhumuzu nasıl koruyabiliriz? bunu konuşacağız. Evet. Ee, kalbi korumaktan kastımız belki nasıl olduğu insandan insana değişebilir. Hı hı. Ama ben şuna çok inanıyorum. Eğer farkındalık başlarsa iyileşmede başlamış demektir. Kesinlikle. Çünkü herkes bir şeyi, bir sorunu fark ettikten sonra nasıl düzeleceğine dair kendi hikayesini yazar hı. genelde. Ama iyileşmeyenler ve düzelmeyenler sorunun farkında olmayan kimselerdir. Maalesef. Psikiyatride tipik bir tabirdir. Eğer yaşanan sorun İnsanın kendisini ve çevresini rahatsız ediyorsa bu bir hastalıktır. Yani A tipi patoloji denilen bir depresyondur ya da panik bozukluktur. Kendini rahatsız ediyorsa kendini rahatsız etmiyor etrafındakileri rahatsız ediyorsa da kişilik bozukluğudur. Evet. Maalesef bunları da biz çok fazla son zamanlarda artık vardı ama ekranla mı artık teknolojiyle mi daha yakından tanımaya başladık? Gördünüz evet. mi Ekranımızda artık. Bir de şu var. Şöhret olma isteğini de konuşacağız. Hı hı. Toplumu da etkileyen bir durum var. Hızlı değişen dünya ünlü olma, popüler olma isteğini oluşturdu. Ne ile? Sadece saçma sapan yapılan eylemlerle, insanlar bilgisiyle, sahip olduğu bilimle, yeteneğiyle, evet. yazdığı bir kitapla, çizdiği bir eserle meşhur olurken şu an inanılmaz derecede herkes 5-10 saniye meşhur olabiliyor, haber bültenlerine düşebiliyor. İşte Bu da aslında hızla değişen dünyanın bir başka versiyonu. Şimdi bir anket yapalım dedik yapımcımla. Şu an beni ekran başında izleyenlere de seslenmiş olayım. Bir nebze hesabına bir anket başlatıyoruz. Sorum şu. Yavaşça söyleyeceğim, soracağım. Hocam da bana katılacaktır. Sizce hızla değişen dünya insanın ruh sağlığını bozuyor mu? Evet diyenlerle, hayır diyenleri bir duyalım. Sonra nedenlerini de yorum kısmına yazın ama bu önemli. Size göre hızla değişen bu dünya her şeyiyle beraber az önce Cihat Hocam'ın da bahsettiği gibi ruh sağlığını bozuyor mu? Evet ya da hayır bekliyorum. Sonunda bakalım ne çıkacak hı hı. izleyenlerimiz açısından. Şimdi vakit de kaybetmeden başlayalım o zaman. Çok güzel e, neleri konuşacağımız azıcık e, izleyicilere verdik bu döneleri. Peki biraz şöyle başlasak ne değişti? 90'lı yıllardaki hı hı. değişim hızıyla 2000'li yıllardan sonraki değişim. Bir şeyler değişti ama biz durduramıyoruz. Bizim bu değişime ihtiyacımız mı var? Yani insanoğlu evet modern dünyada şeyler üretmek zorunda, değişmek zorunda, dönüşmek zorunda. Ama bakıyoruz ki bu değişim dezavantajları, avantajlarını geçti gibi de geliyor bize. Ee, özellikle ruh sağlığı alanında çalışanlar olarak bizler için. İstatistikler de bunu evet, gösteriyor. Evet, bunu gösteriyor. Acı olan bu acaba değişimi güzel mi kullanamadık? Ne yaptık? Ben böyle soruyu size atıyorum direkt. Doğrudan bir istatistikle başlamak gerekirse bence şunu söylemek lazım. Bir hakikat var ortada. Son zamanlarda bizim ülkemizde ve dünyanın her yerinde antidepresifler aspirinlerden daha fazla tüketilmeye başlandı. Şimdi bu doğru tanıyla verilmiştir ya da ilaç karşıtlığı vesaire hani bir tıp ekimi olmadığımız için bizim haddimiz değil. Fakat ortaya böyle çok yüzeysel de olsa, indirgemeci de olsa bir tablo çiziyor bu. Değişim imkan, maddi gelişmeler, sosyal çevrenin sözde tırnak içinde söyleyelim artması, insanların imkanlara, fırsatlara erişimini yükseltmesi demek ki bununla eşdeğer olarak bir mutluluk ya da doygunluk hissini peşinden getirmedi. Nesiller arası farklılıklar var. Bu nesilleri ifade ederken işte X nesli, Y nesli, Z nesli en son bizim dahil olduğumuz nesil ve zannedersem 2008 ve 2009 döneminden sonra doğan çocuklar için de K nesli deniyor. K neslinin şu an üzerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. En temel özelliği ümitsiz olmaları. Çünkü K nesli neden ümitsiz hemen söyleyelim. Şu an bir çocuk YouTube ve bilgisayar kullanmayı öğrendiğinde 11 Eylül patlamasını da görüyor. Terör saldırılarını da görüyor. Kan da görüyor. Vahşet de görünüyor. Edepsiz ya da gayri ahlaki ifadeleri de görüyor. Argo'yu da görüyor. Ee, özellikle bizim mesela YouTube kanallarında çok fazla var. İnsanların popüler olma uğruna bir başkasını kışkırttığı, bir başkasının keyfini ve e, huzurunu bozduğu görselleri de görüyor. Ve dolayısıyla bu çocuklar gerçekçi, depresif bir realizm diyelim buna. Yani gerçekçilikten kastım ümitsiz bir gerçekçiliğe sahip ve diyorlar ki dünya iyi bir yer değil. Şimdi bundan bir önceki nesil biraz daha böyle hasbelkader teknolojiyle ilişkiliydi. Hem geleneksel anne babadan aldığı öğretiler vardı hem de yeni döneme adaptasyonla ilgili arada kalmış bir nesildi. Bir önceki nesil biraz daha geleneksel ve iddialı olmayacaktır hayatından ve kendinden biraz daha mutmain bir nesildi. Teknoloji yerlileriyle göçmenleri aslında bunlar. Evet. Yani bizler Şimdi biraz daha göçmeniyiz. Daha göçmen, evet daha böyle vakıf olmayan, yani muhtemelen <laughs> lise yıllarında ya da lise sonlu yıllarda işte bir klavyeye <gülüyor> dokunurken <gülüyor> evet. iki yaşında bir çocuk şu an mesela bir tablet ya da telefonu karıştırdığında yeri değil belki ama anneler tarafından çok zeki sanılmasına rağmen hiç de zeka emaresi değildir bu. Aksine bir yerinden çocuğun istismar edilmesidir. Çok erken yaşlarda bunlarla hı hı. haşır neşir olması, e, çok daha yaşamın başında bunlarla beraber büyüyor çocuk. Görünür olma kaygısıyla büyüyorlar mesela. Hı hı. Köylerden kentlere göç başladı. Evet. İmkanlar, maddi şartlar, aynı zamanda medyanın, aynı zamanda yazan, çizen insanların kişisel gelişimlerden tutun edebiyata, sanata, tiyatroya, sinemaya kadar her yerde idealize edilen bir insan tipi oluşturuldu. Makbul görülen insan tipi. Yeşilçam filmlerinde mahallenin mazbut ve içe dönük esnafı kabul edilir ve kahraman ilan edilirken, bir çöpçü bile bazen kahraman ilan edilirken, şu an geldiğimiz noktada kıyıda köşede bekleyen figüranlara dönüştürüldü mesela. Evet. Başrol oyuncuları sevilen ve idealize edilen tipler ideal, idealden kastımız da şöyle, modanın ve kapitalizmin dayattığı ideal beden ölçülerine ait... Çok yakışıklı, çok güzel, çok varlıklı insanlar olurken... Ne kadar enteresan, çok özür dilerim. Artı aldatan, A evet, şiddete tabii. başvurmuş, rolü tabii. oynayanlar. Şu an gençlerin en çok fenomen diye saydığı tipler. Evet. Biz ya bunu diziden çıkarsalar, bu bir öse bakın. Bizim çocukluğumuzda bu bir öse bu karakter dediğimiz evet. tipler şu an öldüğünde arkasından yaslar tutuluyor. Korkunç bir şey değil mi? Evet. evet. Taraf taraf olduğumuz zamanlarda hakikatin tarafı daha güçlüydü bir zamanlar. Evet. Ama şu an biraz daha kaos, biraz daha kötülük baktığınız zaman, biraz daha fırsatçılık, arkadan dolanma. Yani bir diziyi açıyorsunuz mesela süreler de uzadı. 3 saatlik bir dizi içerisinde dedikodu, entrika, iftira, sadakatsizlik, cinayet, polis... O kadar böyle bir keşmekeş, o kadar ortalama insanın hayatından uzak hikayeleri görmeye başladık ki ve haliyle bir dönüşüm başladı. Şimdi bu işin sadece medya kısmı. Diğer taraftan mesleğe ve çocuklara bakışımızla alakalı olarak da e, mesela her çocuk üniversite okuyacak, her çocuk koleje gidecek. Hatta şu an kolej kültürü yaygınlaşmaya başladı. Hı hı. Mesela bazen anneler bize gelir, iki yaşında çocuğu işte Fransızca kursuna göndereceğim, sizce uygun mu der. 3 kelime biliyor daha çocuk. Acelen ne? Acelesi şöyle, sokağa çıktığında X kolejinin billboardunda çünkü şu yazıyor, hayata bir sıfır önde başlamak ister misin? Bu hız da yetmiyor. O hızın yetmiyor. üzerine çıkmamız gerekiyor. Evet. Algısı var değil mi? Önde olsun, daha çok kazansın. Çünkü burada nesneleştiren bir şey var. Bu sistem bize mutluluğu bir nesneye böyle e, diplomaya, paraya, kariyere ve güzelliğe dayandırarak bir fantezi koydu önümüze. Ve biz bu yanılsamanın içerisinde kaybolduk ona ulaşma çabasıyla. Ulaşan insanlar neye dönüştü? Kaliforniya sendromu dediğimiz yıllar önce tanısı ve tanımı yapılmış olan bir hastalığın bir girdabın içine düştü. Neydi bu? Ee, kariyer, kişisel gelişim eğitimleri, güzellik salonları, estetikler, diksiyon dersleri, iyi ilişkiler, aile danışmanları, terapistler. Nihayeti, nihayeti kocaman bir boşluk. Evet. Kaliforniya Sendromu'na tutulmak için Kaliforniya'da yaşamamıza gerek yok. Artık her yer Kaliforniya. İstanbul'da Bizi Her yer Kaliforniya. Bu. Ankara'da da olur, Bursa'da da olur. Hocam. Aynen öyle. Evet. Yani zannettik ki bir şeyler A B C yerine geldikten sonra her şey süt limanı olacak. Hı -hı. Geç de olsa fark edenler var. Muhtemelen fark edecek olanlar da var. Halbuki bu büyü tutmayacak hiçbir zaman. Dolayısıyla başka bir bakış açısıyla bakmak zorundayız diye ben düşünüyorum. Evet. Açıkçası. Yani mesela şu an değişen dünya diyoruz ya. Instagram hesabı olmayan bir konuğum gelmişti. Ben bile nasıl yani ya bu devirde Instagram hesabı nasıl olmaması. Nasıl olmaz değil mi? değil mi? Ne kadar bakın evet. hepimizi o girdabın içine sokmuşlar aslında. Ee, i̇şte bunları konuşacağız. Hepimiz yakalandık efendim. Biz burada ahkam kesmiyoruz. Bizim de zaaflarımız evet. var. Ama kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Bu yüzden e, bu program var. En azından bir nebze katkı sağlasın diye. Anketimizi hatırlatmak istiyorum efendim. E, sizce değişen dünya insanın ruh sağlığını bozdu mu? Evet mi hayır mı size göre? Bu konuştuğumuz konular minvalinde cevaplandırmanızı rica edeceğim. Ee, bir nebze Instagram hesabından elbette. Şimdi Cihat Hocam'la da devam ederken e, madem bu kadar çok şeyler değişti. Hı hı. Mutsuzluk, insanın boşluğa düşmesi. Şu an insanlar mutsuz diyoruz. Boşlukta, bir anlam arayışında. Evet. E, ama eskiden, eskiden demek istemiyorum. Şimdi eskiyle biz biz eskiyle yeniyle gitmeyelim. Şu değişen dünyada yaşamak zorundayız. Bizim mahkum olduğumuz bir e, durum var. Değişen ve gelişen ve hazla ve hızla ilerleyen e, bir hayat var. Bu hayatı tutunabilmek için koruma, e, önce yaşadığımız şeyleri bilmek lazım. Yani mesela depresyondayım diyor. Hı hı. Halbuki hayatında bir anlamı yok. Ama teşhisi direkt depresyon diyor. Tükenmişlik sendromu. işe gitmek istemiyorum diyor. İşteki gaye çünkü daha çok kazanmak, hırs, işte taksitler, ödemeleri gereken evet. şeyler. Hani işe gitme mantığımız da borç ödeme. Hı hı. Ve ailevi baskılar, belki ikimiz zaman eş baskısı. Bu ve bunun gibi e, yanılgılarımızdan bahsedelim. Ne bu değişim bizde ne bırakıyor? Nasıl izler bırakıyor? Gayesizlik, amaçsızlık çok gelen insan olur mesela bu şekilde. Yani e... İşte çocuğum var, iyi bir işim var, iyi bir kariyerim var ama mutlu değilim. Bakın bu ifadelerin hepsi yaşanan mutsuzluğun üzerine bir çuval yük daha ekler. Tam da hastalığın ortasından konuşur insanlar. Ya hocam sağlığım yerimde tamam iyi bir eşim var, iyi bir işim var ama bakıyorum mesela şey hissetmiyorum, kendimi iyi hissetmiyorum. Bu şu demek, şunlar şunlar yerine geldiğinde aslında mutlu olman gerekirdi. Halbuki olmasına rağmen mutlu değilsin. İşte artık orada bir hakikati görmen lazım. Mutluluk dediğin şey bunlarla eşdeğer bir durum değil bir taraftan. Nedir peki? Ee, bir, bir yanılgıyı burada hatırlatmak gerekiyor. Çok uzun yıllardır geleneği, geçmişi, köyün ve köy yaşantısının kendi içindeki sistemini değersizleştirip cahil olarak yaftalama eğilimi gösterdik bizler. Hmm. Espri konusu yaptık, mizah konusu yaptık. Bilmiyorlardır diye düşündük. Neyi bilmiyorlardır diye düşündük? Şimdi modern bir aileye alın, geleneksel bağlarla kendisini koparmış, kendisinin her şeyini bildiğini düşünen, ve geçmiş yılların ve aile büyüklerinin nispeten daha cahil olduğunu varsayan bir aileye alın. İkisini bir kıyaslayalım. Bakın köyde yaşayan, geleneksel açıdan belli kuralları benimsemiş. Burada dünya görüşünden bağımsız bir şey söylüyorum. Kaygıdan ne kadar uzak insanlar. Kent yaşamı çünkü panik atak, depresyon gibi sorunları daha fazla tetikledi. Ama kentleşme de artıyor. Şimdi kentleşme de artıyor. Evet. Hala da artıyor kentleşme. Şimdi bir esnaf, Anadolu'da bir esnaf kepengini kaldırırken besmeleyle kaldırıyor. Anadolu'daki bir esnaf kendisi bir şey sattıysa eğer yan tarafındaki kişi satmadıysa müşterisini ona yönlendiriyor. Çok var böyle hikaye halen daha devam aynen, ediyor. Aynen. Çocuğuna isim koyacaksa bunun ritüelini biliyor. Birinin çocuğu olduğunda ne yapacağını biliyor. Maddi sıkıntı olduğunda borç nasıl istenir, hangi ifade kullanır biliyor. Mutluluk nasıl ifade edilir. Bir hastanın yanına gittiğinde hediye nasıl bilinir. Sistem o kadar güzel yerleşmiş durumda ve o kadar insanın hayatını yerine koyan bir düzen var ki orada. Şimdi kentleşmeyle beraber biz buraya çok kocaman bir set çektik. Set çektik de insanlara ne yapmaları gerektiği ile alakalı koca bir boşluk bıraktık. Bir şey koymadık yerine. İsimlerini nasıl koyacağını bilemiyorlar. Toparlayayım. Nasıl koyacaklarını bilemediklerini şöyle söyleyeyim. E, haddimi aşmazsam eğer. Mütedeyyin bir aile olduğunu düşünün. Kendini mütedeyyin olarak tanımlayan bir aile. Tuğba hocam son zamanlarda Hayrun Nisa ismini mesela ne kadar duydunuz çocuklarda? Çok değil yani. Nadir. Ahmet, ne bileyim Fatma. geleneksel isimler. Muhammed. Dindar ama koysa mesela kim söyler? Kim yadırgar onu mesela? Kendi sosyal çevresini düşün. Yani dindar mesela İslamiyet'e mensup olan ve bu dini yaşadığını iddia eden biri çocuğunun ismini işte Muhammed ya da Hayrun Nisa gibi bir isim koysa kim yadırgar kimse yadırgamaz. Ne oldu peki? Dönüşen isimleri isterseniz bir konuşalım. Erva oldu, Ayla oldu, işte Aleyna oldu, vesaire gibi isimler. Yani bu ne demek? Bir tarafından İslamiyet'e ve geleneğe ve değerlere göz kırpan ama diğer tarafında sorarlarsa eğer modern olan isimler. Arada ve derede kaldı. Ne kendi geleneği ya da inancı doğrusunda yaşayabildi ne de o dayatılan ya da hoş bir şekilde sunulan modernizme adapte olabildi ve dolayısıyla bu insan boşluğa düştü. Yani bir tarafta pohpohlanan yaşamlar, bir tarafta süslü püslü merak ettiği, haliyle merak ettiği insan ve arzuları ve nefsi duyguları var. Ama bir tarafta içinde yetiştiği, o süper bak yapma, gittiğin yol yol değil dediği taraf arasında sıkıştığı için bu defa anlamsızlık duygularıyla panik bozuklukların, depresif bozuklukların içerisine düştü bu insanlar. Dolayısıyla bu aidiyetin olmaması gayeyi de kaybettirdi bu defa. Bakın yaşadığım şehirde geçenlerde çok enteresan bir sahne yaşadım. 5 metre ileride Yemen'deki yoksul açlıktan ölmek üzere olan çocuklara gönüllü bir şekilde yardım toplayan bir çadır kurulmuştu. Abartmıyorum bilenler olacaktır. 5 metre alt tarafta pide yeme yarışması düzenleniyordu. Ne kadar acıdı mı yani? Dostlarla konuştuğumuzda bu çelişkiyi çözmeden iyileşmemiz mümkün değil. Evet. O utanmadan bunu yapan kişi mahcup olmadan utanma duygusunu geliştirmeden ve kendi içimizdeki bu çelişkileri bir revize etmeden yol kat edebilmemiz mümkün değil. Şimdi utanma kısmına girdiniz ya, burayı açalım biraz. Evet. Hadi Şimdi Utanmak utan neden önemli? Bence konuşmamız gerekiyor. Konuşalım. E Hatta ben Instagram'da paylaşmıştım hatırlıyorum. Orada, evet. Kemal Sayar hocanın Twitter'ından aslında gördüm. Şimdi o kadar enteresan ki. Biz e, hızlı değişen dünyada değişen duygular, bir de e, değer yargılarımız, değerlerimiz var. Neler değişti? Da Arsızlaştık Daha e, derin Bakın biz tabiri kullanıyorum. Arsızlaştık biz. E, eskiden göstermeyeceğimiz, görünür olmasın, aman duyulmasın, aman şu olmasın dediğimiz birçok şeyi e, hakkımı arıyorum ben. ...psikolojisiyle, pasif durma, pasif durma ben güçlüyüm... ...ne utanacağım ben niye utanayım? Utansın bakın bunlar aslında... E, ...ciddi anlamda e, algıların yavaş yavaş bozulduğu... ...zedelendiğini hmm. gösteriyor. Ben kimseye duyurmadan da problemimi halledebiliyordum. Eskiden duyuruluyor muydu? Evet. Gene eskiye gidiyorum. Bu eskiyi silemeyeceğim aklımdan. Kusura bakmasın gibi. Aman Tuba Hanım eskiler artık... ...geçti diyenler varsa... E, ...geçmesin. Bazı eskilerimiz... ...kalsın, atılmasın Eski inşallah. geçmez hocam. Sözünüzü kesiyorum ama... Buyurun, ...bin yıldır, iki bin yıldır insanın... ...duygusu aynıdır. Bütün Bütün ...bütün hikayelerde, efsanelerde, mitolojide duyarsınız. Utanma utanmadır yani. Kıskanma kıskanmadır. Evet. Şiddet şiddettir. Habil Kabil'den anlatılır şiddet, haset duygusu. Yüz binlerce yıllık bir hikayeden bahsediyoruz burada. Duygular İnsanın ruhu ve ekim. duyguları değişmez. daha Sadece argümanlar değişir, enstrümanlar değişir sadece. Ve kadim değerler her zaman Aynen öyle. vardır ve yaşatılmalı. Eskiden bir tarlaya, tarlaya çekilen bir çitle... Nispet yapılır belki. Hmm. Şu an baktığınızda Instagram'a kol saati ve arabanın direksiyonundaki markanın fotoğrafı atılarak yapılır. Hiçbir şey değişmedi aslında. Evet sadece farklılaştı ya da daha çok görünür olma. Görünür evet. olmadan da konuşmak istiyorum ama şimdi kentleşme oranını konuştuk. Biraz kentleşme evet dedik ama bunun dışında şeye de gelmek istiyorum. Hızlıca vakitte de bir yandan bakayım. Şimdi e, utanmayı konuşalım biraz Hı -hı. daha. Evet. Oradan sonra neye geleceğim biliyor musunuz? Toplumsal güvensizliğimiz. Bu çok önemli. Evet. Hızla değişen dünyada güvenimiz zedeleniyor. Kronik ee... pesimistler. <laughs> yani o misikler. Yayından önce biz aramızda konuştuk. izleyiciler duymadı. Onu da aslında açalım istiyorum. Kronik umutsuzlar ve bunları yayan insanlar. Bunları muhakkak konuşmak gerekiyor. Dünya algıları olumsuzluğa odaklandığı için kişisel tarihleri... Hatta şöyle anlatayım. Kendimizden yola çıkalım. Ben... Bütün e, dünyayı, etrafındaki bütün insanları, hayırsız, ya bunların hepsinin art niyeti var. Bunların benim üzerimde menfaati var şeklinde görürsem eğer, dünyayı ve yaşantım bunun üzerinde kurarsam, birisi bana iyi niyetiyle yaklaştığında onu da manipüle eder ve buna eşlik ettiririm. Bunu neden yaparım biliyor musunuz Tuba Hanım? Yıllar yıllar önce çok güvendiğim insanlar beni hayal kırıklığına uğratmıştır. Hmm. Annedir ya da babadır, muhtaç olduğu zamanlarda ya terk edilmiştir... Fiziksel bir terk edilme değil sadece bu. Ya şiddete uğramıştır, Bursa. güvendiği, kendini emanet ettiği insanlar onun güvenini boşa çıkarmıştır. Ve dolayısıyla kişi bu yaşadığı yaralanmadan kurtulabilmek için bir kanaat geliştirir. Der ki bu dünya demek ki güvenli bir yer değil. Evet. Demek ki kendime dikkat etmem lazım, korumam gerekiyor. Her ilişkisini buna göre kurar. İnsanlarla arasına mesafe koyar, olumsuzluklara odaklanır, olumsuzluğu anlatır ısrarla. Günün birinde biri çıkıp ona geldiğinde bildiğinin dışında samimi bir ilişki kurmaya çalıştığında, e, merhametli bir şekilde davrandığında ve onu terk etmediğinde kişi bu sefer bir ikilem arasında kalacaktır. Nedir o ikilem? Ya herhalde ben art niyetliyim gibi bir hakikat doğmak üzereyken ama yılların verdiği bir alışkanlık ve kendini yalanlama ihtimalinden dolayı onu kışkırtmaya başlar. Azarlar, öfkelendirmeye çalışır ısrarla. Öfkelendiğinde de bunu başardığında da şunu söyleyecek. Bak gördün mü ben demiştim. O da beni terk etti. O da bana kötü davrandı. Dolayısıyla bu ve bu altyapıya sahip olan insanlar gerçekten kötülüğü, dünyanın kötü bir yer olduğunu, insanlığın öldüğünü, manşetlerden birisi, işte X şehrinde insanlık öldü gibi başlıklarla bizlere anlatırlar, ümitsizliğe empoze ederler. Utanma peki bunun neresinde? Şunu söyleyelim. Utanma şurasında hem medyada ee, hem kendi aramızda hem dost sohbetlerinde bazen infial uyandıran konuları konuşuyoruz evet. mesela. Ee, ismini anmak istemez hem de şiddet, çocuk istismarı gibi hikayeler. Mesela her birimiz ayaklanıyoruz hocam. İşte şöyle yapılması lazım. Cezaevinde bunların karşılığı Yok ayaklanmıyoruz. Mesela. Oturduğumuz yerden tweet atıyoruz ya da e, ha, bir, bir sözü hatırlatmak gerekir burada. Amin Maluf'un çok sevdiğim bir yazar. Güzel bir sözü var. Orta Doğu insanını kastederek söyler. Her şey için üzülen ama hiçbir şey için bir şey yapmayan insanlar duyarcılar duyarlılığın dışında ee, bir infial uyandıran olay olduğunda lanetleriz beddualar ederiz ya da içimizden işte kötü hisler besleriz ama hemen hemen hiçbirimiz bir sapkının bir katilin ya da bir dolandırıcı olan insanın değirmenine su taşıyan rolümüzü görmeyiz mesela evet, nasıl taşıyoruz bunu biraz ne yapıyorum ki ben diyebilir misiniz iyi niyet kılıflarına yapıyoruz? gizlenmiş bir şiddet Kisvesi altında yapıyoruz bunu. Hı hı. Nasıl yapıyoruz? Hemen bir örnek verelim. Medyada bunu konuşurken medyayı eleştirmek de aslında çok enteresan bir çelişki oldu ama... Yok, sizin medyada, duyarlılırınızı... aslında medyada olup medyayı eleştirmeliyiz Yok, bence. Sizin duyarlılığınızı ve hakikaten bu duruşu bildiğim için rahatlıkla evet. konuşabilirim burada. Mesela evet. istismar haberleri verilir bazen. Hı. Bir kadının bazen hiç ummadık ve çok büyük travmatik bir yaşantısını anlatır. Bakarsanız o istismar haberini sunarken haberin bir yerinde, o gazete küpürünün bir yerinde flulanmış bir halde böyle gri tonlanmış bir halde mahrem kıyafetiyle bir kadın profili kullanırlar. Evet. Bakın o kadın tesettürlü bir kadın olabilir. O kadın yaşlı bir kadın olabilir. Bir çocuk da olabilir. Ama siz onu cinsel bir obje olarak oraya koyuyorsunuz. Ben bunun hiçbir yerinde samimiyet göremiyorum. Bu bir sapkının değirmenine su taşımaktır. Evet. Medya bunu yapıyor mu? Medya mesela. bunu yapıyor. Kıskanç koca dehşet saçlı der. Sanki her kıskançlık duygusunun gidip birini öldürmekten geçmesi gerektiğine dair bir mesaj verir. Hı hı. Yani bu ne demek? Uzaklaştırır bizi kendisinden. Birisi bir yerde bir sapkınlık yapar, bir hayvanı katleder, hemen ertesi gün haberlerde görürsünüz. Ruh sağlığı yerinde olmadığı düşünülen birisi karısını, kayınvalidesini işte vesaire falan katletti denir. Evet. Bu ne demektir? Okuyan ve yazan insan şunu söylüyor. Merak etme, bizden değil. Gel seninle dedikodusunu yapalım. Lanet edelim ya bak ne hayatlar var kardeşim diyelim ama sonuna da bir not ekleyeceğiz onun ve kendimizi rahatlatacağız. Nedir o not? Ruh sağlığı yerinde değildi. Bunu söyleyerek utanmayı ve mahcubiyeti kendimizden uzaklaştırıyoruz. Halbuki değerli hocam her birimiz biliyoruz bunların bazıları bizim iş arkadaşımız. Bazıları akrabamız, Metroda, metrobüste beraber yürüdüğümüz insanlar bu insanlar. Hiç beklemezdim ondan diyoruz ya işte. Bu Tam onu söyleyecektim. Çok güzel tamamladınız. Çocuk istismarı ile alakalı konuşmak gerek. Ailelerle görüştüğümüzde aile bu sapkın olanla alakalı sürekli bu ifadeyi kullanır. Hiç Hocam ondan hiç beklemezdik. Çünkü böyle sapkınlıklar ve fenalıklar beklenmedik insanlardan gelir zaten. Sokakta hırpaniği görünen, suça yatkın gibi zannettiğimiz insanlardan çıkmaz bunlar. Haberleri karıştırın göreceksiniz. Yakın arkadaşlarıdır. Çocuğun hayatına bir yerden girip ikna etmiş olan birisidir. Bir kadının ya da bir erkeğin mağdur olan birinin irtibatlı olduğu biridir. Herhangi biri değildir bu. Dolayısıyla bu utancı taşımak zorundayız. Çocuklarımızı büyütürken, geleneklerimizi, değerlerimizi, ahlaki düsturları aktarırken nasıl niyetle aktarıyoruz? Otoriter ve baskın bir şekilde doğruyu söyle yoksa Affedersiniz ama kafanı kırarım mı diyoruz hmm. yoksa doğru söylemenin lezzetini mi çocuğa anlatıyoruz? O erdemi mi veriyoruz? Değil mi? O yüzden o utanma duygusuna ihtiyacımız var. Şimdi hani o bahsettiğiniz suça karışmış bir sürü görüyoruz, izliyoruz. Bu insanlar e, da birilerinin çocuğuydu. Evet. Değil mi? Onlar da masum. Bir bebekti. Bebekti e, ve kötülük bilmiyordu. Biz kötülükleri bilmeden geliyoruz evet. dünyaya. Şimdi o zaman biz bunları ama bunları da medya vermezse bizim nereden haberimiz olacak Hanım? diye düşünmeyelim. Şimdi bunların veriliş şekli de önemli. Ne işe yarıyordur hocam? Hı. Yani Haberlerin mesela verilmesi bunu mesela biliyorum. ne işe yarıyordur? Birisi katledildi, birisine bir şey oldu. ya yani Gerçekten son iki haftadır yoğun bir şekilde test çalışmamı yaparken haberlere şöyle bir Hı -hı. yoğunluk vermeye başladım ama sosyal medyadan kaçamıyorsun zaten. Hep ekranına düşüyor bir Hı -hı. olumsuz haber. Ee, ama onun servis edilme şekli ciddi anlamda e, kötülüğe karşı artık olağan bir şey gibi bak bakmamıza neden oluyor. İşte değiş. Düşen dünyanın medya ayağı bunu yapıyor. Belki bugün bir nebze çığlık çığlığa bağırsın bu haber bültenleri kendine bir çeki düzen versin. Hatta keşke... E Çağrı'da bulunmuş gibi olacağım. Ne düşünüyorsunuz? Keşke devletimiz şöyle bir şey yapsa. Tüm özel ve devlet kanalları da dahil tabii ki buna. Tüm kanallarda haber bültenleri bir sosyolog ve psikolog gözetiminde hazırlansa. Şimdi Şiddetin... toplumumuz ciddi anlamda kan kaybediyor bakın bu anlamda. İki saate yakın e, verilen sonra bütün haberler veriliyor. Arkasından e, sosyal medyanın çılgın görüntüleri şekli. bir Değişik bir şey oldu artık haberler. Soğutursa diye. Ha, bu evet. da gönlünüzü Sizi soğutmak Sizi çok için. feci derecede e, batırdık. Hı hı. Kararttık kalbinizi. Hadi gelin şimdi eğlenelim. Falanca köpek nasıl düşmüş falanca çocuk ne yapmış. Bana artık bu komik geliyor. Ben iyi niyetli bir görmüyorum işte. Evet. Ticari Aa. ticari çok açık konuşmak lazım. Ticari hı. rant bir taraftan fırsatçılıkla hı hı. ilgili. Öyle bir şey yaptı ki 3 nokta. Ne Az yaptı? sonra bekleyin. Genç kızın başına gelmedik şey kalmadı. Öğrenmek için tıklayın. Bunların neresinde ahlak arayacağız? Bir suçluyu, bir istismarcı, bir şiddet failini yargılarken bunu konuşmayacak mıyız bir taraftan? Konuşmak durumundayız. Her birimiz yapıyoruz çünkü bunu. O da kim bilir ne yaptı diyoruz mesela hmm. şiddeti konuşurken. Evet. Sanki hak edilmiş bir şeymiş gibi bir taraftan. Ya da bazen seminerlerde duyuyoruz. Mesela şiddetten bahsederken utanç duygusunu ortaya çıkarmak için çünkü bunun ne kadar fena... Ne kadar ruhsal sağlığı bertaraf eden bir şey olduğunu anlatırken bazen bu yanlışa düşen insanlar çocuğunun canını yakan ya da çocuğunu azarlamış sözel ya da fiziksel şiddet uygulamış insanlar bu düşünceleri ya da bu duyduklarını kaldıramadıklarında şunu söylerler bize. E biz de hocam sırtımızda oklava kırıldı bizim. E bak geldik işte. Bu cümlenin tam da kendisi hastalık demektir. O kadar şiddete rağmen bunu benimsedin. Ve o kadar şiddete rağmen e ben de böyle yapmasaydım eğer bunlar bunlar olmazdı sana cümlesinin kurdurtan ruh yapısı tam da psikiyatrik bir hastalığa delalet eder işte. Buraya bir örnek vereyim mi? Evet. Bir alıntı yapacağım. Bir hanımefendinin Twitter'da yazdığı bir şeydi. Sosyal medyayı bu program için beslemek için çok işime yarıyor benim. Şimdi tam dediğiniz şeyi unutmayın. Unutmadınız değil mi Cihat Hoca'nın söylediğini? Diyor ki her vahşette... X dizisinin olduğu yerde tabii böyle olur ve bunun gibi ifadeler de sıktı artık demiş. Kurgu nedir bu dahi bilinmiyor. Evet. Bakın çok hoşuma gitti bu tweet. Tüm filmler kitaplar örnek olsun diye bekliyoruz. Doğruyu seçemeyecek kadar muhakeme yeteneğinden yoksun muyuz ki davranışlarımızı dizilere emanet eder olduk? Şunu da bırakalım artık falanca diziler olduğu için böyle falanca dizide bu olduğu için bunları görüyoruz. Gerçekten o kadar... Çok güzel şey. yorumlar, Bizi evet. bu kadar mı etkiliyor? Biz bunun kurgu olduğunu bilmiyor muyuz? Ben bir roman yazıyorum. Deli gibi kafamda bir sürü kurgu geçiyor. İçinde şiddet de olabiliyor, istismar da olabiliyor. Şimdi bunu okuyan kişi bunu mu yapacak demek oluyor? Mahcubiyetten kaçıyoruz çünkü kısacası. Evet. Öfke kontrol sorunum var hocam. Onun için geldim ben. Nasıl öfke kontrol sorunum var? Bir anlat bakalım. Ya vallahi tersime geldiği zaman işte hanımıma karşı şöyle yapıyorum. Şunu söylüyorum vesaire falan diyor. Evet. Telefonum var mı? Var. Çıkarsana. Koyuyor. Çok öfkelendiğinde duvara atıyor musun bunu? E atmıyoruz hocam o kadar para verdik. Senin öfke kontrol sorunun yok ki. Senin eşini bir telefon kadar kıymetli görmeme Çok var. Çok güzel bir şey söylediniz ya. Vallahi alkışlayacak. Siz alkışlayın benim yerime hocamı. Yani dolayısıyla işte bunu psikiyatrize etmek ne işe yarıyor? Ben fena bir adamım gerçeğinden kurtulmak için açıyor literatürü kılıf. kılıf. Maalesef ki bazı meslektaşlarımız da besliyor bunu. Yapıyor. Şiddet var ortada. Birinin kemiklerini kırmış birisi. E şöyle bir çocukluk geçirdi. Hayır, irade diye bir şey var. İnsan geçmişinin esareti altında yaptığı davranışları yönlendirmez ki. Evet. İrade var. Tercih var. Tercihlerinin sonuçlarını görmek istemeyen insanlar suçu başkalarına atarlar daima. Ay, Kurban bulurlar. Akli dengesi yerinde olmamakla belli başlı psikolojik sıkıntılar, hmm. buhranlar, farklı şeyler. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Bir yani ama... şeyi de konuşmak lazım ne? hocam. Uzun bir zaman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev yaptım. Hiçbir zaman şiddete maruz kalmadım. Ama ne zaman trafiğe çıksam dayak yemenin belki eşiğinden dönüyorum. Hiçbir fenalıklarını görmediği, hiçbir dolandırıcılık, yalan ya da şiddet gibi bir şeye meyil olmayan insanları bazen toplum akıl hastanelerine tıkar. Evet. Halbuki en zararlı olanlar dışarıdadır. Psikiyatrik tanıları olmayan insanlardan bize bir zararları görürüz. Evet. Yani bakın cezaevlerine de bakın mesela psikotik insanlar çok nadiren rastlarsınız. Evet. Hani bir antisosyal ya da psikopat kişilerden söz etmiyorum. Onlar böyle. ayrı. Onlar zaten o... literatürde ve teşhis almış kişilerdir. Ama onun haricinde işte bir şizofreni hastası gördüğümüzde korkmak Hı. kendi içimizde bir şeyi hatırlatır bize ve biz bu ifade için özür dilerim ama içimizdeki kiri ona emanet ederiz aslında. Ondan bir zarar görmedik biz. Ondan zarar görmedik ama bazı korkular, bazı kötü duygular ortaya çıktığında insana dair biz onlara ama aman bize zarar vermesin. Nereden çıkardın? Çünkü kendi içindeki zarar verici duyguları ona yansıtıyorsun sen. Ondan yansıyanı Aynalıma gördüğünde de aynalama mı yapıyorsun? Çok Aynen doğru. öyle. Şimdi e, bir şey okumak istiyorum müsaadenizle Buyurun. hocama da söyleyeyim. Sizler de lütfen dikkatle dinleyin istiyorum. Bu makaleyi ben e, sosyal medyamda duyuracağım. Ben de tamamını Alıntı yaptım. Bir araştırma yapılmış. Hani haber bültenlerinden de konuşuyoruz. Hızla değişen dünyada haber sunma şekilleri de değişti. Ve son zamanlarda sosyal medyada artık küçük küçük karelerde videolarda izliyoruz. E, şöyle diyor bir örnek vereceğim bu bir alıntı makalden. Haberde olumsuzluk taşıyan bir suçla ilgili yaşanan olumlu bir gelişmeden söz edilmesine rağmen konunun olumlu yönüne herhangi bir vurgu yapılmamaktadır. Açıklayalım bunu. Mesela demiş örnek vermiş çalınan arabalarla ilgili hemen okuyacağım bunu. Çalınan arabaların üçte birinin bulunamadığı dile getiriliyor. Falanca yerde hırsızlar arabaların üçte biri bulunamadı diyor açıkçası. Ama burada haberi daha farklı okursak arabaların üçte ikisi bulunmuş. Size haber bültenleri bunu söylemiyor. Ve siz üçte biri bulunamadı diyorsunuz, olumlu yutsuzu duyuyorsunuz ya güven yok her yerde hırsızlar var hmm. diye düşünüyoruz. Halbuki üçte ikisini bulan emniyet güçlerimiz var. Bizde hala iş var ya dedirtmiyor bakın size bu haber. Evet. Buradan çıkarak yola belki biraz örnekler verin. Israrla ümitsizliği, ısrarla kötü olacak şeyleri. Şimdi bu medya ya da toplumsal bir şey ama aynı zamanda insana dair bir tespit yapmak gerekirse insan kendi yaşadığı zorlukları ve kötülüğü bazı insanlar diyelim bir başkasının üzerinde görmeye meyyal bir varlık aslında. Nasıl meyyar duvarlık? Yani. Örnek vereyim Hı. mesela. Yeni evlilik yapıyorsunuz hocam. Çok nadiren duyarsınız şunu. E, ne güzel ediyorsun da evleniyorsun. Ben evlendim, çok mutlu bir hayatım oldu. Eminim senin de öyle olur. Ben duymadım. Siz duyduğunuzu bilmiyorum. Yok ben duymadım. Çok mümkün. Ama ben söyledim. Lütfen evlenin, çok güzel bir şey. Değil Ama değil. neyi duyarız daha çok? Şu cicim ayları geçsin mi göreceksin. Hı. Çocuk olsun göreceksin. Çocuk büyüdüğünde göreceksin. Alt metin olarak şunu söyler. Mutsuz olacaksın. Hiç mutlu olma, gülümseme şu an. Çocuk olunca daha kötü olacaksın. Evlendiğinde daha kötü olacaksın. Bu ne demek? Şeytanın avukatlığını yapalım. Kendi yaşadığı mutsuzluğu bir başkasının üzerinde görme arzusu demek. Kendi mutsuzluğunu ve ümitsizliğini neden görmek ister? Çünkü bu defa şöyle olacak. Ya herkes de varmış zaten. Paylaşılmış acılar azalır çünkü. Ama acı ve kusur paylaşılmazsa özellikle kusur diyelim bunda. Bir erkek eşine şiddet uyguluyorsa Yahut bir kadın çocuğuna şiddet uyguluyorsa etrafında şiddet uygulayan insanlarla irtibat kurar kendi utancından kaçmak için. Evet. İçlerinden biri kalkar da derse bir dakika bak bu yaptığın suç kabul edilemez bir şey dendiğinde bu defa uzaklaşır ondan evet, tahammül kaçar. edemez çünkü kaçar evet, ondan. O yüzden bu insanlar da kendi ümitsizliğini bizler üzerinden görmeye çalışırlar. Bu insanların medyada yer etmiş hallerini düşünün. Zaten hayatı olumsuzluk üzerine geçiyor. Zaten kronik bir mutsuzluk ve ümitsizlik duygusu içerisinde. Ve dolayısıyla bunları anlatır. Bir tane kötüyü anlatırken dokuz tane iyiden hiç söz etmez. Ve Ana haber bültenini izleyen her insan mesela bunu söylüyor. Bülten bittikten sonra dayak yemiş gibi oluyoruz diyorlar. Peki e, biz şimdi bunları anlatıyoruz ya izleyenler şunu söylüyor. E, iyi hoş diyorsunuz çok da doğru tespitler. Peki Hı -hı. ne yapacağız? Şimdi bir evet. nebze olsa yavaş yavaş artık bizim ne yapmamız gerektiğine. Tamam ben hep şunu söylüyorum. Lütfen e, prim vermeyelim. Hı -hı. Yani ben e, likelamak yani beğeni yapmak, paylaşmak bunları bunlara kör olmak. Hani diyoruz ya çocuklarımız bazı olumsuz davranışlar sergilediğinde belli bir yaş aralığında görmezden gelin. Hı -hı. Görmezden gelin ki sönsün o davranış. Şimdi biz görürüz, görürsek, biz bunu konuşursak sürekli yayarsak zaten artacak bunun örnekleri. Olumlu ya da olumsuz. Özellikle Türk Psikiyatri Derneği'nin ve birliklerinin yaptığı bir açıklama. Çeşitli terör olaylarından sonra biz bunu çok rastlıyoruz. Olumlu ya da olumsuz anlamda bunu yaymak terörün asıl maksadına hizmet etmek anlamına gelir. Evet. Toplumsal bir güvensizlik ve toplumsal bir korku yayar çünkü orada. Nedir peki? Her yerde söylenilen bir ifade birliktelik, ilişki, insandan kaçmamak, iyiliğe olan ümidi kaybetmemek. İyiliğe bu, bu, çalışmak. Bu şey değil yani bu nasıl söyleyeyim felsefi ya da soyut bir söylem değil mesela. Her birimizin üzerinde bir görev olmalı bu. Yani e, herkes kendi önünü denir ya herkes kendi kapısının önünü temizlerse eğer bütün sokaklar tertemiz olur diye. Değişimi hangi değişimi görmek istiyorsak dünyada o değişimin bir parçası olarak iyileşebiliriz bizler ancak. <laughs> Ama ne oluyor çoğu zaman? Bütün bu medyanın ve adaletsizlik duygularının içerisinde dışarıya çıkan bir insan kendisine karşı herkesin ön yargılı ya da fena davranacağını düşünerek bir defans yapıyor. Nasıl yapıyor? Annelerden yola çıkalım. Hocam işte metroya biniyoruz. Birisi böyle çocuğumuzu bir gülümsediği zaman vallahi bir kötü oluyorum diyor. Güvensizlik. İşte bu medyanın Paranoya. bu paranoya başlıyor çünkü arkasından. Herhangi birisi gayri ihtiyar çocuğun saçını sevdiği zaman mesela tedirgin olmaya başlıyor bu defa. Acaba başka bir şey mi var diyerek. İyiliği olan inancımızı nasıl kaybetmeyeceğiz? Şöyle söyleyelim. Bahsedilen tüm oranlar yüzde biri bile ifade etmiyor toplumda. Ama ne kadar çokmuş gibi yansıtıyor. Sadece yüzde biri konuşuyoruz çünkü. Yani yaşanan şiddet olayları, yaşanan işte bazı olumsuzluklar vesaire çok küçük bir grubu kapsamasına rağmen bunlar üzerinde ısrarla konuştuğumuzda dünya algımızda buna dönüşüyor. Hı hı unutmamak gerek davranışlar değişirse duygular da değişir. Çok doğru. Duygular değiştiğinde düşüncelere de sirayet eder. Kadim bir tavsiyedir. Mütebessim davranmaya başlarsanız eğer, mutsuz olsanız bile gülümserseniz zihniniz belli bir zaman sonra serotonin evet. hormonu salgılamaya başlar. Mutlu hissedersiniz kendinizi. Hı hı hı. Israrla somutuyorsanız eğer, karşı tarafta somurtmaya başlar. Aynı nöronlar dediğimiz şey var. Çiftler birbirini seven insanlar bir zaman sonra fiziksel olarak da birbirlerine benzerler. Neyle hemhalsek ne ile iştigal ona ediyorsak ona dönüşüyoruz istisnası. Çok Dolayısıyla çok. beslenme kaynaklarımızı gözden geçirmek gerek. Olumsuzluklardan ısrarla bahseden, cazip gelebilir, e, çok tabii münferit olaylardan bahsettiğinde ilgimizi de çekiyor olabilir. Ama unutmayın bir taraftan yaşam enerjimizi sömürüyor bizim. Ümitsizliğimizi pekiştiriyor. Anlam ihtiyacımızı yok ediyor. Anlam ihtiyacını yok eden şeylerden biri de, müsaadenizle eklemek isterim onu. Evet, buyurun. Bir tarafta hakiki anlamda duyarlı olan insanlar varken, Hayvanlar konusunda, e, ne bileyim insan hakları konusunda, çocuk konusunda, kadın konusunda vesaire. Bir taraftan da duyarlılığı bir takı gibi kullanan insan grubu var. Hmm. Bunlar nasıl yaklaşıyor olaylara? Mesela bir takı takı, bir saat takıyoruz değil mi? Aynadan baktığımızda bu bana çok yakıştı. Hmm. Ötekinin gözündeki ilgiyi cezbedebilirim bununla değil. Yani bu, ben bunu kınamalıyım. Hı. Atıyorum. Ben abi bunu kınarsam mi? güzel şey prim yaparım. Evet. Aslında o samimi ve içten beslenen, iç motivasyonla gelen bir duygu ve düşünce değil. De evet. Tam da bu yüzden ikiye bölünüyoruz işte. Hep diyoruz ya mesela onun derdi o değil aslında. Tam da bu yüzden uzlaşamıyoruz bir yerde. Birisi hakiki anlamda duyarlılık gösterip diğer kamlık hisleriyle bunu yaparken, diğeri bir takım misali kullandığında, bunu izleyen insanlar genelleme eğilimi gösterebiliyor ne yazık ki. Ne oluyor bu defa? En tipik örneklerinden birisi mesela birine bir yardım edeceğiz zaman, vallahi biz de şaşırdık yani ihtiyaç sahibi mi değil mi? Değil mi? bu da aslında çok, bu da başka bir konuya geliyor. Çünkü hep duyduğumuz haberlerde önemli. nedir? Evet, doğru bir tespit, hı hı. sokaktaki işte vesaire dilenen ya da ortaya bir ürün ya da iş koymadan mesela maddi gelir peşinde koşan insanlar diyelim. Hakiki anlamda yardım etme ve zekat kavramımızın Ölümüne sebebiyet vermeye başladı. Bunda örnek şey mesela ben şey dikkatimi çekti işte rastladım böyle. Üzerinden An 40 bin lira çıktı. Ha, çıktı diyor. Ama şöyle bir şey var hani e, toplu hızlı değişen dünyada sektör bu sektör de başka bir Tabii. sektör. Bunlar da medyaya düşüyor. Düşerken işte bakın siz yardım ediyorsunuz ama senden zengin falan tarzında bir algı oluşturuyor bizde. Ondan sonra bir daha hiç... Gerçekten işte sahibine kör olmaya başlıyoruz, sağır olmaya başlıyoruz ama öte yandan da şunu belki yapmak gerekiyor. Bakıyorsunuz onu nasıl ayırt edeceğiz? Bunlar da duygusal, istis yani toplumsal istismara sebep oluyor. Haklılık payı yok değil dediğiniz gibi. Hı -hı. Hakikaten böyle bir durum da var. İstismar edilebilme gibi bir durum da var. Ama ihtiyaç sahipleri de var gerçekten. Ama şunu unutmamak lazım. Genelleme özellikle insan ilişkisinin olduğu yerde hiçbir zaman 2 artı 2 4 etmiyor. Hı. Eskilerin tabiriyle itidalli olmakta fayda var. Çok sevdiğim bir hocamın yine sözüyle ben aktarmak isterim. Hiç kimse düşündüğümüz kadar iyi, bize anlatıldığı kadar kötü değildir. O çok güzel bir cümledir. Benim. Uçlara savrulmamak gerek. Hı hı. İyi de olabilir. Yersizleşmemek ama kendimizi de kullandırmamak. Evet. insan iyi. İnsanın içinde kötülük yok mu? Kötü haberler yok mu? Duyuyoruz. Son zamanlarda da mesela infial uyandıran olaylar. Evet var ama bir yerlerde biz iyiliğin de yaşadığını biliyoruz. Evet. Bir yerlerde hiç kimsenin bilmediği, fazladan duyarlı olan insanların, mesela çok yakın zamanda işte arkadaşlarımız paylaşırdı, görürdük. Ee, ayakları buza yapışmış bir kuş için saatlerce uğraşan insanlar var. Ya da ağaçta kalmış bir kedi için. Aynen öyle. Küçük bir çocuğun mesela kuşu öldüğü için değil mi? Bizim yani e, kültürümüzde, değerlerimizde, yani. dini değerlerimizde olan bir ifadedir. Böyle duyarlılıklarımız var bizim. Bu Bunu böyle şey değil lütfen. Hani, vatan millet Sakarya yapıyor değil bunun adı. Ancak böyle hayatta kalabiliyoruz. İyiliğe ve güzelliği olan ümidimizi kaybedersek anlamsızlığın tam ortasına evet. düşeceğiz. Yani öteki türlüsü kötülüğü beslemekse ben bu tarafta olmak istiyorum. Beyhude olacak. Sen ne taraftasın diye soruyorum. Değerli hocam her şey beyhude olacak. Evet. Bütün bunları yapmama rağmen hiçbir anlam ifade etmeyecekse o zaman hiçbir şey yapmayalım şeklinde bir anlamsızlık var. Şimdi sosyal medyadan çok fazla yorum var. Anket ne durumda arkadaşlar? Reji de böyle sanırım aktı gitti bizim sohbetimize. Şimdi anketi evet yayın sonuna doğru vereceğiz ama bir de şu var dikkatinizi hiç çektim mi? Mesela e, yayından önce hatırlatmıştım o da aklıma geldi unutmadan söylemiş olayım. Bir video izliyorsunuz yurt dışında çok böyle klas, çok cool, çok yardımsever, insan kokan bir video. Altındaki yorumlara gelirim hemen ben toplumsal bir yanımızı da ölçmek adına. Neler yazılmış acaba diye baktığım zaman bizim ülkede olsa kesin şöyle olur diye direkt bir olumsuzlama var. Şimdi bun, bunun hakkında çok güzel yorumlar yapacağınızı düşünüyorum. Bunu da keselim mi artık? Yani niye biz Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olarak kötüyüz, fırsatçıyız, dedikoducuyuz hep mi böyleyiz? Niye? Biri bunu biz kendimize söylüyoruz. Bizde olsa şöyle diyor. O bizim bir parçası sensin bunu yazan kişi. Çok güzel. Aynen öyle. Bir bizim işte konuşulur mesela kıraathanede konuşulur, takside dolmuşta konuşulur. Ne olacak bu memleketin hali? Sence ne olacak? Bizim ülkeden bir şey olmaz. Bizden kastın kim? E insanlar çok fena oldu kimseye güven yok peki sana güven var mı dönüp dolaşıp aynı yere geleceğiz görmek istediğin değişimin kendisi olmak durumundasın ancak böyle başlar toplumsal dönüşümler birisi bir kıvılcım yakar İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali ancak öyle başlar toplumsal dönüşümler İyilikler, bir şeyin iyileşmesi düzelmesi ihya olması öyle herkes birdenbire ya evet ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz hadi bakalım tersi davranalım şeklinde olmayacak ve herkes toplumu atarak, memleketi atarak kendisinin sorumluluğunu kendisinden uzaklaştırır. Ne tipteki kişilerin özellikleridir hocam? Çok açık söylemek lazım. Kişide eğer narsistlik bir yapı varsa, ben narsist iyiyim. tarafları güçlüyse, i̇yiyim. ben iyiyim de etrafım çok kötü demeye başlar. İyilik adına ne yaptığını sorduğumuzda, göründüğü zamanlarda çok beyefendi ve hanımefendi gibi davranır, ama hayatın kör noktalarında kapısının önüne çöpü döker. Arabasının içerisinden dışarıya bir şey atar. Hı hı. Tam da bu samimiyetsizlik, ve e, haddimi aşmayayım ama e, iki yüzlülükten dolayı bir şeyleri ihya edemiyoruz. Evet. Ama bu kişi bununla beslenmekte kalmaz. Bu kişi görünür olan her yerde bunu yazar. Hı hı. Bunu yazmasının sebebi odur. Ben ve biz iyiyiz ama bir yerlerdeki kötü olan insanlar... Onlara toplum, bozuyor toplum bozuyor diye. Bizim de psikolojimizi bozuyor der. Aslında ben de buna tahammül gösteririm. Ama işte bizim ülkemizde olsa şöyle yaparlar, böyle olur vesaire gibi. Kendi narsistlik taraflarını besler. Niye besler? Çünkü katlanamadığı bir şeyler vardır burada. Yani o gördüğü gerçekler, o kendisinin de dahil olduğu olumsuzlukların utancından kaç kaçmak için suçu bir başkasına atıp kendisine bir kurban bulmak zorundadır bu evet. kişi. Yani aslında iddialı olmayacaktır. Her halükarda ümitsizlik... Bir taraftan kişisel bir yoksunluğa işaret eder. Dünya algısı bozuk olan insan her şeye olumsuz tarafından bakar. Evet. Ta çocukluk yıllarında sağlıklı bir şekilde bağlanamamış, güven ilişkisi kuramamış insanlar herkesten zarar geleceğini zannederler. Kendisindeki kusurları görmeyen, kendisinin tas tamamı olduğunu zanneden bir fantezinin peşinde koşan narsistik birey eksikliğine dair bir şey ortaya çıktığında kurban seçecektir kendine. Hı hı. Ben yapmadım, o yaptı diyecektir. Evet. Ve Eksikliğin olmadığı yerde, mahcubiyetin ve utancın olmadığı yerde de hocam ben iyileşmenin ve ihya olmanın mümkün olmadan inanıyorum açıkçası. Evet. Yani o kadar güzel noktalar aslında temas ettik ki bence püf noktaları da verdik ne yapmamız gerekine dair. Şimdi biraz sosyal medyadan bakmak istiyorum. Çünkü bir yorum gelmiş. Tam da vakit var. Bunu okuyalım ve bunun üzerinden de konuşalım. Bir nebze hesaplarındayız efendim. Gelen yorumlardan Sevgi Hanım kesinlikle bozuyor demiş. Ne bozuyor? Bizim efendim yeni açanlar varsa yani TV'yi dedik ki değişen, hızla değişen dünya ruh sağlığımızı bozuyor mu? Evet ya da hayır. Anketi yapıyoruz şu an sosyal medyadan. Ve bozuyor demiş Sevgi Hanım. Önceden kuşak çatışması der var derlerdi. Ee, yalanmış, asıl çatışma şimdi başladı diyor. Hani bir haber yapıldı hatta. E, devlet de buna e, müdahale ediyordu yanılmıyorsam. Dedelerle torunların dilleri, kullandıkları kelimeler anlamıyoruz diyordu dedeler. Babaanneler, anneanneler çocuklarının kullandığı kelimeleri. işte e, bir, bir jargonları var diye. Bu da önemliydi. E, Hanım süreyi uzasın demiş. Maalesef bir saatlik süremiz var diyeyim. Müesser teyzemiz hayırlı yayınlar Tuba'm yayınız çok güzel... Hayranlıkla izliyorum. Allah sizlerden razı olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Konya'ya selam. Ge gelelim şu yoruma. Eee Sergül El sanırım evet kullanıcı adı bu. Demiş ki: "Severek izliyorum sizi. Teşekkür ederiz. Almanya'dan izliyorum." demiş. Neden okuduğumu anlayacaksınız şimdi. Gerçekten Türk haberlerine bakamıyoruz artık. Her gün cinayet, tecavüz. Almanya'da da oluyordur kesin bunlar ama Alman medyası hiç bunları yayınlamıyor. Belirli şeyleri yayınlamamak daha iyi bence." demiş. 5,5 ee, yıl İngiltere'de kaldığım süreçte benim de evimde e, Türk kanalı yoktu, yabancı kanallar vardı ve ben haberlerde bir belki haftada bir iki beni üzen bir habere rastlıyordum. E, koskoca İngiltere ve bir sürü göçmeni var. Bunların hmm. sorunları yok muydu? Bunlarda cinayet, tecavüz, şiddet, istismar yok mu? Vardı. Ama yapmıyorlar, yayınlamıyorlardı. Çözülmüyor muydu? Çözülüyordu bunlar. Başka türlü bir sistem getiriyorlardı. Bugün medyaya çok yüklendik. Belki sesimiz duyulur bir yerlerde bilmiyorum artık ama tamam. ne diyorsunuz bu yoruma? Benim Ben de katılıyorum hanımefendiye. Niyetin burada önemli olduğunu düşünüyorum. Niyetten kastım nedir? Gerçekten iyi niyetli bir kınayıcı haberle merak uyandıran ve izlensin diye yapılan olumsuz haber arasında farklılıklar var. İyi niyetli bir şekilde bir fenalığa ya da olumsuzluğa vurgu yapan bir haber ya da haberci öyle söyleyeyim bilgiyi taşıyan kişi bunun nasıl ihya olmasıyla alakalı kafa yorar. Hı hı. Ama bunu sadece popülerlik uğruna yapan kişi ortaya atar ve kaybolur. Yani bir fenalığı sadece eğer kötü haberi yaymak çok enteresan da bir alışkanlık haline gelmeye başladı. Emsal teşkil eder mi? Özellikle intiharla alakalı verilen haberlerin metninde emsal teşkil ettiğini düşünüyorum. Araştırmalar da bu yönde. Özendirici bir tarafı var özellikle intihar algılarında. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen adam şuradan kendini attı diyor mesela. Çok hatalı bir dil. Hiçbir intiharın tek başına bir sebebi yok. Yani kredi kartı borcunu ödeyemeyen ödeyemeyen bir izleyici için Evet. Bu bir kod atıyor. Kaygı bozukluğu varsa çok büyük bir stresin içerisine girer. Çünkü kendisiyle alakalı düşünsenize hayatında sürekli bir endişe barındıran birisi, Hı -hı. kendi hayatına benzeyen birisinin herhangi bir yerde çok fena bir şey yaşadığını görürse acaba ben de mi bunu yaşarım duygularıyla bu sefer bertaraf olmaya başlar. Medyanın insan psikolojisini bozan o kadar fazla tarafı vardır ki panik bozukluk yaşayan insanların en çok muzdarip olduğu konular ana haber bültenleridir. Hı -hı. Ne zaman başladı ilk panik atak? E bir gün oturdum haberleri izliyordum. Kalp kriziyle ilgili, kanserle ilgili, hmm. işte tümörle ilgili bir şey anlatılıyordu. Ondan sonra acaba bende de var mı diyerek. Vesveseli bir yapısı varsa hele ki bir Vesvese, ilzaçta. Evet vesveseye düşürür. Sistem bizi vesveseye düşürür. Çünkü kaygı varsa hmm. biz onun peşinde gideriz tatmin etmek için. Çok önemli. Hatta ne yazık ki bazen meslektaşlarımız, bazen mesleğiyle alakalı kitap yazan insanlar da bunu yaparlar. Önce korku tohumu eker. Birinin kalbine korkuyu ekerseniz onu çok rahatlıkla yönetirsiniz. Nasıl korkuyu eker? Ee, sen çocuğuna sağlıklı bağlanamamışsın. Hmm. Ne yaptın sen çocuğa? <laughs> Eyvah mahvetmişsin sen çocuğu der. Gel bakayım ben seni iyileştireceğim. Ne yapacağım peki? Ee, sen bir 10 seans, 20 seans. seans geleceksin. Falanca kadar Kitabımı bir adam. Kitabımı Evet. Çünkü evet. kişisel gelişim kültürü der ki mutsuzsan mutsuzluk senin başarısızlığındır der. Evet. Ve yine kişisel gelişim kültürü değişen dünya gençler arasındaki çok enteresan tabirlerden. Mesela der ki haters gonna hater. Hmm. Yani birisi nefret ediyorsa zaten hep nefret eder. Bende kusur yoktur ki. Evet sorun ondadır. Sorry not sorry. Hayır özür dilemek diye bir şey yoktur. Bu kalıplar özellikle sosyal medyanın dilinde var olan kalıplar. Hmm. Yani siz 12 yaşında bir YouTuber'ın öyle söyleyeyim ki artık günümüzde bir jargon oluştu. Yaptığı herhangi bir şeye bir yorum yaptığınızda bak kardeşim bu ne kadar şey olmuş daha hoş olmuş dediğinizde o diyor ki ya zaten adamın için nefret dolu ya ben kendimi ne kıyaslayacağım diyor. Evet Böyle bakıyorlar çocuklar. Çok riskli bir noktaya gidiyoruz. Çok. Şimdi az önce YouTuber'dan bahsettiniz. Hızla değişen dünyada YouTuber, YouTube. Evet. Ee tabi bu bir bir nevi ticaret alanı aynı zamanda ama şeyi merak ediyorum sadece bir soru soracağım ondan sonra yorumlara devam edeceğim çok güzel yorumlar var çok seviyorum sizi gerçekten katkılarınız yadsınamaz derecede şu an siz çocuğunuzun bir trafik ışıklarına gönderip araba silip de para kazanmasını ister misiniz hangi anne baba ister bunu başka türü sektör varsa değil mi orada mafya var bilmem ne var işin içinde ama hiçbir anne baba bunu istemez değil mi çocuğu için ama biz çocuğumuza YouTube kanalı açıp onun evdeki bütün dakikalarını yaptığı her şeyi, oyunu, yemesi, içmesini yayınlıyoruz aslında çocuğumuzu işçi olarak kullanıyoruz. Bakın çocuk işçiliği diye bir şey var. Şu an modern çağda çocuklarımıza hassasiyetimiz Atılıyorum. arttı. Fransızca kursuna gönderiyoruz, balik kursuna gönderiyoruz, onu da öğrensin, bunu da öğrensin istiyoruz. Öte yandan çocuk işçiliğinin modernleştiği ve sosyal medyada kullanıldığı bir alanı var bakın. Hızla değişen dünyada bu da çocukların psikolojisini bozuyor aslında. Bilmiyoruz bunu biz. Çünkü daha kişiliği oluşmamış çocuk gözler önünde her yerde. Evet. Bunu da bir not olarak düşmek istedim. Bu da soru işareti olarak aklınızda kalsın istiyorum. Derya Hanım demiş ki şunu bir yorumlayın istiyorum. Bu arada size çok güzel bir şey var sürekli tv'de olmanız dileğiyle demiş Cihat Hocam kalitenizi alkışlıyorum demiş saygılar kesinlikle ben de kalitesini alkışlıyorum şöyle bir yorum var Derya Hanım'dan. Sanırım o, bilmiyorum okuyamadım adınızı. Son yıllarda daha hızlı değişen dünya ruh halimizi bozuyor. Toplum değişirken değişmeden kalabilmek, o değişenleri yakalamamaya çalışmak çok zor. Siz istemeseniz de içinizde yaş içinde evet. yaşıyorsunuz. Sosyal medyada eski köy evleri, toprak çayı, çimen gibi paylaşımlar yapıp taştan kocaman binalardan yükselmek vazgeçilmiyor. Yani ne istiyor bu insan oldu? Yeni nesil tembelleşti bence. Bedeninin, ak bedenini, aklını çalıştırmıyor. Yorgun ve bıkkın. İşte bu yüzden aslında değil. Evet. Çok güzel bir yorum yapmış. Bence şu açıdan tamamlamak gerekiyor. Bir şey oldu. Paranoyak bir konuşma yapmak istiyorum. Biz sistem bize bir şey kurdu, hasta etti bizi. Hasta ettikten sonra yani dedi ki şunu yaparsan mutlu olursun, bunu yaparsan başarılı olursun. Doyumlu ilişkinin 10 etkili kuralı, mutlu olabilmenin işte altın formülleri. 3 dakikada nasıl ikna edersin? Yazdı, konuştu, konferanslar verdi. Nihayetinde bunların peşinden gittik bir süre. Fakat en sonunda baktık ki kurduğumuz bir fantezi o ötekinin arzusu orada da gizli değilmiş, tırnak içinde söyleyeyim. Hmm. Bir boşluğa düştük, ne yapacağız biz şimdi olduk? Ama bunu öğüten ve bunu besleyen sistem dedik, ya merak etme senin şeyin ben de çözümüm. Hemen seanslara aldık onu, anlattık, anlattık, anlattık. Ee, yetmedi, kitaplar yazdık, kitapları sattık. Israrla değersizlik, yetersizlik duygusu üzerinden kendimize müşteri eyledik insanları açık konuşmak gerekirse. Çok çok, çok güzel bir öz bence. O yüzden de e, ben şunu tavsiye ediyorum, bakın... Anneler için bazen en hayırlı olan bir psikologla görüşmemektir. Bir daha cümleyi alalım. Bu, bu, Psikologlar buna, çıldıracak şimdi. Bu bunu özellikle ben söylüyorum. Binlerce yıllık bir gelenek ve birikimle bir hissel, bir ilişkisel bir şey olan annelikten bahsediyoruz. Bazen anne geliyor diyor ki çocuğumu sütten nasıl kesmeliyim? Ya ben nereden bileyim? Annene sor bunu. <laughs> Çok güzeldi. Yani evet. bilemem çünkü gerçekten bilemem. Annem bilir bunu. Nasıl <laughs> sağlıklı bağlanabilirim? Gönlünce davrandığında sağlıklı davranabilirsin. Çok basit aslında. Samimi, yani. merhametli olduğunda sana bir uzmanın söyleyeceği şey kırmızı çizgilerdir. Bak şunu yapma. Sen de biliyorsun onu yapmaman gerektiğini. Ama nasıl yapmaması gerektiği konusunda terbiye edilmek istiyor aslında evet. bir uzman tarafından. Ne yapmalıyım peki diyor? Hmm. Sence ne yapmalısın? Utanma duygusu çok önemli bakın. Bir psikolog bir psikiyatr ya da herhangi bir sahneye çıkmış birisi meli malı ekiyle insanlara eğer tavsiye veriyorsa doğru şey yapmıyor demektir. Olması gereken şey şu, kendinde bir şey fark ettiğinde al önüne bir defter ve kağıt ne yapmam gerekiyor diye yaz oraya en doğru olan şey odur. Sen biliyorsun zaten. Sen çıktın o merdivenlerden. Senin hikayen, 40 yıllık bir hikayen var. 2 saattir seni görmüşüm. Karşında sana dair bir yorum yaparsam sana hadsizlik ederim ben. Dolayısıyla lütfen rica ediyorum ünvanı ya da titri ne olursa olsun insanların sizlere hadsizlik yapmasına müsaade etmeyin derim. Çok güzel. Şimdi 5 dakikan belki kaldı ama Serap Hanım demiş ki hızlı değişen dünyada ruh sağlığımız bozuluyor. Neden? Neden biliyor musunuz Serap Hanım için? Değişen dünya insan fıtratına uymuyor. Katılıyorum. Uymayan değişimler yaşıyoruz evet. değil mi? Ee, Ayşe Murat kullanıcı adı iyi yayınlar kesinlikle bozu, bozduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyi tüketiyoruz her anlamda aslında evet. Tüketim o kadar derin bir konu ki nereden tutsam ben ben burada 5 saat bir konuyu konuşurum. Alışverişi ben de, de konuşmuştuk var. sizde hocam evet, ve tüketimi orada değindik. Deniz suyu içmek misali bu içtikçe susuzluğun gideceğini zannederiz ama içtikçe daha da su satır bizi. Evet. Tüketim kültürünün maalesef ki üstümüzdeki öyle bir yanı yan var. etkisi. Var. Kara delik gibi evet. diye düşünüyorum ben onu. Sizin öyle. tabiriniz yani <laughs> midesi delik. delik gibi. Doymuyor bir türlü. Aynen. Şimdi bir ee... Yorum daha var. Allah'ın varlığını bazen unutabiliyor insan ve kendisinden başka bir insan olma çabası içine giriyor ve birbirinin kendisini beğenmesini arzuluyor. Bence ünlü olma çabası da sosyal medyanın etkisiyle fazlalıkla var. Bu yüzden arttı. Buna da giremedik aslında. Ünlü olmak adına Görünür olmak, kat olmak, katledebiliyor. Evet. Bir hayvanı katlediyor, bir insanı delikodusunu yapabiliyor. bir Zaten hani çok da buraya girmek istemiyorum. Ünlüler de bu konuda iyi örnek oluyor. Hani birbirlerini yerken, birbirlerinin arkasından konuşurken. Özellikle Taraflar diyorlar, da diyorlar. onların üzerinden kendilerini inşa ediyorlar. Fan klablar mesela. Hmm. Belki son iki dakikalık bu bu konuları bir toparlayabiliriz. Çünkü evet. bitti program. Çok da hızlı geçti çok... açıkçası. Benim için çok verimliydi. Ee, için. Bir meramı anlatmaya çalıştık burada. Neyi anlatmaya çalıştık? Ben kendi adıma da kendimiz verdiğim hmm. ödevlerden birisidir bu. İyiliğe dair ümidimi kaybetmemeye çalışıyorum. Hmm. Bunu da bir soyut ya da felsefi bir söylem olarak söylemiyorum. Görüyorum çünkü yaşıyoruz da aynı zamanda ve biliyoruz da bir yerlerde diğer gam insanların olduğu. Hmm. Gösterme kaygısı olmadan, Instagram'a ya da YouTube'a bir şey atmadan sıfır menfaatle birilerinin hayrına iş yapan insanların olduğunu her birimizin hayatlarında var böyle insanlar. Dolayısıyla Kötülük yok mu? Evet kötülük var. Kötülükten korunmak için bir şey yapmayacak mıyız? Evet yapacağız. Ama bunu ancak samimiyetle birisi anlattığında oturup dinlemek gerekiyor. Bunu çok rahatlıkla ayırt edebilirler. Birisi popülerlik uğruna mı size fenalığı ya da bir felaket senaryosunu anlatıyor? Yoksa sizi müşteri gördüğü için mi anlatıyor? Bunu çok iyi bir şekilde görebilirsiniz. Eğer sizi ısrarla yetersiz, ısrarla hiçbir şeyi bilmez, ısrarla bu işlerin altından kalkamayacağına dair ikna ediyorsa bir uzman, bir kanal ya da bir program oradan uzak durmalarını tavsiye ederim. Hı hı. İyileşme ihtimali de çünkü insanın içindedir. Dediği okur yazarlığı konusunda kendimizi geliştirmemiz gerektiği, evet. seçici olmamız gerektiği, kendimize değer vermek gerektiği. Ve hocam şu da çok önemli, ee, Evet, bir şeyler değişti diyoruz, biliyoruz ki duygumuz aynı kaldı. Biz yakın çevremizde ilişkilerimizi kurarak, insana dokunarak... Tokalaşarak, sarılarak, halatır sorarak, mümkün mertebe vefalı davranarak ancak iyileşebiliriz. Bir araya gelmeden iyileşebilmek mümkün değil. Doğumundan itibaren ötekinin bakışına, ötekinin şefkatine muhtaç olan bir varlıktan bahsediyoruz insan yavrusundan. Dolayısıyla e, yalnızlaşmak, uzaklaşmak ya da münzevi bir yaşantı gibi e, bir, bir taraftan iyilik çıkmayacaktır hiçbirimiz için. Gelenek ya da buradaki kastettiğimiz bir katı bir muhafazakarlık değil sadece ilişkilerin yeniden inşa edilmesi ve ben geleneğe ya da büyüklerin öğretilerini bir yeniden gözden geçirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem bir ebeveyn olarak e, hem bir insan olarak bir birey olarak ne zaman tıkansam ya da yeni öğrendiğim verilerden bir sentez yapsam babaannem ya da dedemin bir sözüne rastlıyorum orada. Aşıklar, edebiyatçılar, şairler ve büyükler emin olun her şeyi konuşmuşlar belli bir zaman bir, bir kulak vermek lazım bence geçmişe. Sanırım o, o hızla değişen dünyada çok az görüşmeye başladığımız annelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz bunlar ve çocuklarımızdan uzaklaştırmamız e, derin sorunlar çıkarabilir. Ne yapıyoruz o zaman? Çocuklarımızın lütfen bu kadar uzaklaşmaması için o kuşağı yakınlaştıralım. Bunun için annelere babalara görevler düşüyor. E, bunlar önemliydi. Belki bu noktayla ben de kapatacağım. E, ve tabii ki yapılan hadsizlik, terbiyesizlik, ahlaksızlık bir psikoz değil. Bunda aslında suçtur. bir suçtur. Suçtur, suçtur. Suç, suçtur. Ee, psikolojik değerlendirmesi ayrı yapılabilir ama asla bir psikolojik e, sıkıntı Hiçbir suç meşrulaştırmaz, meşru kılmaz. O yüzden e, aramızdaki sosyal ilişkilerde de yapılan hadsizlikleri ya o zaten böyle sorunluydu zaten. Hı hı. Yaftasını yaptıkça onlar beslenecek ve onlar kendilerini meşrulaştırmış olarak kabul görecekler. Kabul etmemekle aslında toplum olarak iyileşiriz. Ruh sağlığımıza yerine gelir evet. inşallah diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya hocam şahaneydi. İnanılmaz güzel katkılarınız var. Bir daha Çok ağırlamayı dört gözle bekliyorum. İnşallah. Eminim izleyenlerimiz de öyle dedi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet bugün de bir nebzenin sonuna geldik. Hayatınıza hızla değişen dünyada ruh sağlığınıza bir nebze katkı sağlamışsak bugün de bizlere ne mutlu diyeceğim. Ama tabii ki şu hatırlatma yapıyorum. Cumartesi pazar, cumartesi günü 13.30. Pazar günü 13'te salının ve bugünün perşembenin tekrarları var. Şu an yeni açmışsanız, kaçırmışsanız sakın üzülmeyin. Hafta sonu tekrarlarıyla buluşalım diyeyim. Efendim şimdiden Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın.